Herkese selam. Bu elektronik yük cihazında kullanmak için 0-100 volt, 0-10 amper arası ölçüm yapabilen dijital multimetre modüllerinden aldım. 50 ampere kadar da ölçüm yapabiliyor ama bunun için 75 milivolt 50 amper şönt direnç almak gerekli. 10 amper benim işimi gördüğü için buna gerek duymadım. Hızlıca bir testini yapalım. Modülün ayarlarından, özelliklerinden bahsedeceğim. Şöyle trafolu bir sistem üzerinde ilk testi yapacağım. Bu trafo 16 volt AC veriyor. DC doğrultmadan sonra 22 volt civarı bir voltaj oluyor. Şöyle hızlıca bir testine başlayalım. Ampermetreyi seri bağladım. İkisi de gösterecek. Voltaj ölçümü normal. Çok büyük bir fark yok. Yük devremizi açalım. Burada ufak bir kalibrasyon yapmam gerekti. 5 miliamper düşük gösteriyordu. Şimdi şunu önce bir en sona bir alalım. En düşük akımı ne kadar okuyabiliyor? Evet. Düşük akımlarda birkaç miliamper eksik gösteriyor. Şöyle gördüğünüz gibi. Ben kalibrasyonla bunu en az indirmeye çalıştım ama yine de biraz fark var. İşin garibi şimdi birçok satıcının sayfasında 0-10 amper arası çalışır deniyor. Bazılarında da 1-10 amper arası çalışır deniyor. Şu an gördüğüm kadarıyla büyük bir sorun yok. Arttıralım akımı. Bu arada elektronik yük devreme çok turlu potansı da taktım. Şu an gayet hassas ayar yapabiliyorum. Fazla da aşmayalım. Evet. Burada biraz fark var. Yaklaşık 300 miliamper kadar bir fark var. Ölçü aletine göre. Şu an 10 amperde. Şimdi bunu kalibrasyonla denk getiririm ama bu sefer düşük akımlarda sorun yaratacak. Buna eminim. Aslında bir bakıma da hani 1 amper ila 10 amper ölçüm yapılabilir diyen siteler, yani o sayfalardaki açıklamalar bir nevi doğru gibi. Yani bu modülü alacak olan kişiler bunu göz önüne alsın. Şimdi ben bunu sabit bir güç kaynağıyla test ettim. 22 volt veriyordu. Bir de 12 volt üzerinde 24 volt, 30 volt üzerinde bakalım nasıl olacak. Biraz daha. Tabii burada bir de şu var. Şönt direncin ısınmasından da bu fark oluyor olabilir.
arkasındaki karttaki takılı olan short drive'den de böyle bir fark çıkıyor olabilir. Bakalım akım düştükçe doğruluk oranı artıyor mu? Evet. Yine 2 miliamper bir farklı okuma yapıyor. Evet, şu an ayarlı güç kaynağına bağladım. 0.30 volt 5 amper masaüstü güç kaynağına bağlı. Çıkış üç kaynağında 12.8 volt görünüyor. Modülde 13 volt görünüyor. Şöyle modül net görünüyor. Herhalde şu videoda bakayım. Evet. Şu şekilde biraz daha net görünecek. Evet, yine bir 2-3 miliamper düşük gösteriyor. Ben bu akım ölçümlerini bu ölçü altında ve bunda da test ettim. İkisi de aynı değeri gösterdiği için yani buna kesin düşük gösteriyor diyebiliyorum. Evet, akım yükseldikçe doğruluk oranı da daha fazla oluyor. Ama hani çok düşük akımlarda da o kadar da yanılmıyor. Hani bunu hesaba katarak da kullanılabilir. Şöyle bir 4 ampere kadar doğrulayayım. Evet. Yani aslında modül sabit voltaj, sabit yük üzerinde kullanmak için daha uygun. Çünkü yüksek akımlarda ve düşük akımlarda biraz fark olabiliyor. Birkaç miliamper yüksek veya düşük gösteriyor. Eğer bu modülden satın alacaksanız bunu dikkate alın. Bunun dışında eğer hani bu farklılıkları hesaba katarak da kullanırım diyorsanız sorun yok. Ben şahsen öyle kullanacağım. Aslında bu modülden bir tane daha aldım. Onu da bir 0.30 volt 0.10 amper güç kaynağı için kullanacaktım ama bunu görünce vazgeçtim diyebilirim. Sade akım ölçen ayrı voltaj ölçen modüller var. Yani tek akım ölçüyor. Ayrı bir voltmetre de alıp, çünkü onlar daha hassas, onlardan kullanabilirim. Şimdi modülden ve kalibrasyon ayarlarından kısaca bahsedeyim. Modül STM8 serisi mikro denetleyici üzerine kurulu. Şurada şönt direnç ölçümünü LM358 op-amp yapıyor. Şurada zaten kart üzerinde de yazıyor. IADJ yazan bölüm akım ayarı için. VADJ yazan bölümde şu trim pot voltaj ayarı için. Şimdi 28 volta kadar harici güç kaynağı kullanmadan modülü çalıştırabilirsiniz. Şu sarı kablo voltaj ölçümü için, kırmızı kablo da modülün besleme voltajı için. Eğer 28 voltu aşmıyorsanız bu iki kabloyu birleştirip artı hatta bağlayabilirsiniz. Bu durumda bu şase kablosunu kullanmıyorsunuz. Eğer 28 voltun üzerinde bir voltaj girecekse, atıyorum 50 volt, 30 volt, 40 volt, 100 volta kadar yolu var.
O zaman sarı kabloyu ayıracaksınız. Kırmızı kabloya bir adaptör üzerinden işte 12 volt, 25 volt, 5 volta kadar iniyor. 28 volta kadar çıkıyor. Ayrı bir adaptör üzerinden besleyeceksiniz. O zaman bu şase kablosunu da kullanacaksınız. Zaten şemaları da vereceğim. Zamanında da bunun bu modülün şemasını da çıkartmışlar. Onu da vereceğim. 50 amper üzerinde akım ölçmek istiyorsanız 0-50 amper arası. Buraya şönt direnci bağlıyorsunuz. Yani modül üzerindeki şönt direnci sökmenize gerek yok. Direkt buraya paralel bağlanıyor. Onun bağlantı şeması da var. Bunun dışında söylediğim gibi hani yüksek akımlarda ve düşük akımlarda 3-5 miliamper bir fark var akım göstergesinde. Voltajda çok bir sorun yok da akımda sorun var. Hani sabit akım çeken cihazlarda veya akü şarj devrelerinde daha sağlıklı olur. Yani bu modülün kullanımı, çünkü hani ben birinde ayarlı güç kaynağında kullanacaktım ama bu kadar çok fark görünce vazgeçtim. Şimdilik elektronik yük devresinde kullanacağım. Bu diğer modül üzerinde de birkaç şönt direnç denemesi yapacağım. Son olarak yüksek voltaj ölçümünü de test edelim. Bunun için voltmetre, ampermetre modülünü harici bir güç kaynağı ile çalıştırdım. Gördüğünüz gibi kırmızı ve sarı kablo ayrıldı. Sarı kablo kaynağın artısına bağlı. Şaseyi de zaten bu şönt direnç üzerinden alıyor. Bu SMPS 2x50 volt artı ve eksi hattını kullanarak 100 volt elde ettim. Evet. 100 voltta da ölçüm yapabiliyor. Büyük bir fark yok. Evet, yüksek voltaj testinde yapmış olduk.